Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesini sizlere duyurayım. Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Ahmet Özer, savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebiyle Suç Ceza Mahkemesine sevk edildi. Evet, tekrarlıyorum. Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Ahmet Özer, savcılık sorgusundan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu arada pek çok mesaj alıyorum sizlerden. Bir tanesini okumak istiyorum izninizle. Tebrik ediyor ve alkışlıyorum. İyi ki varsınız Uğur abi. Selam ve saygılar. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu. Biz de kendisine ilgisine ve desteğine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, stüdyo konuğum Sayın Avukat İrem Çiçek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum beni buraya davet ettiğiniz Rica için. Ben edeyim. teşekkür ederim. Biz de çok memnun olduk. Siz uzun zamandır canlı yayında e, görünmüyorsunuz, evet. hiçbir televizyon ekranında göremedik sizi annelik dolayısıyla herhalde. Aynen öyle, bir bebeğim var, bir yaşında. Allah bağışlasın. E, teşekkür ederim. Hamilelik süreci, onun büyümesi, onunla birlikte geçirdiğim zamanın daha kaliteli olmasını istemem ve arzulamam. Sadece annelik ve mesleğimi devam ettirmek üzerine bir e, yol çizmeme sebep oldu önümüz geçtiğimiz iki sene içerisinde. E, fakat ta ki böylesi bebeklere dokunan, daha yeni doğmuş, evet. dünyaya yeni gözlerini açmış bir bebeğe bu kadar canice sadece para için nelerin yapıldığını gördüğümde ve o iddianameyi okumaya başladığımda şunu söyledim benim bu sürecin içine dahil olmam lazım. Yani yeni bir anne olduğunuz, yeni doğan bebeğe sahip olduğunuz için bu davaya biraz da gönüllü olarak Evet. katılıp tamamen gönüllü mağdurların Müdafiyeliğini üstlenmek istediniz. Evet, mağdurların vekili olarak tamamen gönüllü şekilde... Tamamen gönüllü. E, tamamen gönüllü şekilde bu davayı yürütmeye e, kendime sorumluluk edindim. Ve e, mağdurlarla görüşüyorum. Her hafta en az 3 mağdurla bir araya geliyorum. E, aynı zamanda ihbarcılarla da e, Peki, görüşüyorum. Peki nasıl ihbarlar geliyor? Şimdi tabii baştan biraz almak Lütfen. lazım süreci. E, bir kere... Bu 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 dava ben en son söyleyeceğimi şimdi de söyleyeyim. zamansal olarak da kısıtlı gündem çok yoğun. Ne kadar acı ki bir sürü toplumda sıkıntılar yaşıyor. Şu dört günde yaşadıklarımıza dönüp ya. bir baktığınızda neler ya. olduğunu öngörmek mümkün değil.